Hatayspor'un unutulmaz santraforu Hasan Ozan Soy, 1969-1972 yıllarının unutulmaz golcüsü. Bir Konyaereli maçı oynadık. 3-0 yendik Konyaereli. Bir üçüncü golüm var benim burada. Rahmetli Bektaş'la beraber oynuyordu işte o zaman bütün o takım. Bektaş sağ taraftan aldı topu, yürüdü gitti tam çizgide böyle at. Çıktı çıkacak falan dediler, bir orta yaptı böyle. Ben de tam 18'in üstündeyim, kafaya çıkacağım. Top fazla geçti, fazla kaldı. İyi kafa vurdum yani. Kafayı geçince bir ters döndüm, röveşata yaptım. Ama 2 metre falan zıplamışım yani havaya böyle. Bir gol oldu. O golden sonra ne istedim? O golü ben de görmek isterdim. Hasan Ozan Soyuncu olduğu 1969 yılındaki Hatayspor kadrosu o yıllarda yenilgi nedir bilmiyordu. 90-100 tane falan gol attık burada. Bir sene şeyde oynadık, işte 3. ligde oynadık. 2. sene 2. lige geçtik. 2. ligde de oynadık. 2. ligde bir sene daha oynadık 2. ligde. Ben o zaman iyi goller atıyordum. İyi golcüydük yani santrafor olarak. İyi gol atıyorduk. Hiç yenilmemişiz ya bu sırada. Böyle bir şey düşünemiyorum yani ya. Hatayspor'daki başarılı kariyerinin ardından Galatasaray'dan teklif alan Ozan Soy, geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir süre futbol kariyerine ara verdi. Toplam işte 3 sene oynadım ilk evvela. Sonra işte ikincilikte gol krallığı gibi bir durum oldu. Bu sefer hocamız vardı, Can Demir Berkman. O beni Galatasaray'a yeniden götürüyordu. Galatasaray'la artık şey yapmıştık, anlaşma gibi bir durum oldu. 28 Temmuz'da İskenderun'da bir kaza geçirdim. İskenderun yolunda. Arabayla 8 takla attık. Yanımda İskenderunspor'un sol beki öldü. Ben işte 3 ay falan görmedim. Komada kaldım biraz. Ondan sonra işte oynamaya çalıştım biraz. İskenderunspor aldı beni bu sefer. İskenderunspor'da oynamaya çalıştım. Düzeldim, oynadım. Ondan fakat Hatay sevgisi de hep canımızda, içimizde. 2 sene sonra İskenderun'dan Hatay'a döndüm bir daha. Burada da oynadık ama eski halimi bir türlü bulamadım. Yani o kazadan sonra. Hatayspor'un unutulmaz santraforu Hasan Ozan Soy, futbol hayatını noktaladıktan sonra İstanbul'a yerleşti ve çeşitli mesleklerle uğraştı. Resime ilgi duyması ve çizmeye başlaması da İstanbul'a dayanıyor. İşte bir okulda servis yapmaya başladım. Okul servisi yapıyorum. Orada işte talebeler dediler ki, hocalar dediler, Yasan Bey dediler, sen gel bizden dediler, bir resim yapmaya gideceğiz Kız Kulesi'ne. İndik Kız Kulesi'ne. Onlar resim yaparken ben de bir resim yapayım dedim. Hocam dedim, müsaade edersiniz. Ben bir Kız Kulesi yapmışım. Hoca dedi ki, ya nasıl yaptın dedi bunu dedi. Dedim valla hocam, gördüğümüzü yaptık dedim falan. Ozan Soy İstanbul'da başladığı resim hayatını Hatay'da devam ettirecek. Erhan Aksay futbol turnuvasında şöhretler karması maçında bu yeteneğinden haberdar olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan Hatay'da sergi açması yönünde teklif alan Ozan Soy, 3 Aralık pazartesi günü eserlerini Hataylı sanatseverlerle buluşturacak. Geldik, hayırlısıyla bakalım. Pazartesi günü, Aralık 3 Aralık'ta pazartesi günü saat 5'te Oku Seyri Konağı'nda orada bir sergim var. İşte sizi de beklerim. Gelirseniz çok memnun olurum. Hatayspor'un efsane futbolcusu Hasan Ozan Soy konuşmasının sonunda genç futbolculara tavsiyelerde bulundu. Genç futbolculara şunu tavsiye edeyim. Bir defa işlerini çok sevsinler. Yani futbol zaten seven adam bu işi yapsın. Sevmeyen adam zaten yapamıyor. Bir de bu iş para iş. Para olmadan bu işler de olmuyor.